Herkese günaydın arkadaşlar. Levia burada yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uzatmayacağım bu kısmı. 10K'ya gidiyoruz. 10K yolunda bana destek olmak için kanala abone olup videoya like bırakmayı unutmayın. Gerçekten desteğiniz benim için çok önemli. Hazırsanız önce bir sponsor izleyelim. Ondan sonra videonun konusu olan HoloLar hakkında ufak bir sohbet edelim. What's happening? Did he run out of ammunition? What will he do now? It's a magazine! Incredible! And we have the winner! Our winner gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 10% bonus from deposit. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi Paris HoloLar'a bakıyoruz ve muazzam bir fiyat artışı var. Aslında bunun teknik olarak sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Benim kendi zannımca mini bir prime dönem yaşıyor olabiliriz. Yani mini bir hype dönemi yaşıyor olabiliriz. Şimdi normal şartlarda biz asla hiçbir indirim döneminde bu kadar büyük fiyat artışları görmüyoruz. Ama genel fiyat artışlarının %80'inin sadece Steam'de olduğunu görmek biraz tuhaf açıkçası. Sizin için çok değişik bir şekilde fiyat artışı gören 3 tane sticker'ı seçtim. Şimdi onlar hakkında ufak ufak konuşacağız. Başlangıcımız Furia. Furia açıkçası görünümünden dolayı yakın zamanda artış gösterdiğini söyleyebilirim. Ama böyle hani o ulan muazzam değerde artıyor, çok büyük bir fiyat artışı var vesaire demeyeceğim. Aslında teknik olarak o kadar muazzam bir fiyat artışı yok. Prime döneminde belki yüksek fiyatları görebilir ama şu anda aslında teknik olarak indirim döneminde birçok sticker 2.5x'i görmüşken Furia henüz yeni 2x'ini görmeye başladı. Yani indirim dönemindeki fiyat bandı 200, hatta teknik olarak o dönemde 180-170 liralara bulabiliyorken şu andaki anlık satış fiyatı 400 lira bandında. Aslında bu bir FOMO diyebilirdik. Ama artık bunun bir FOMO olduğunu söyleyemem. Çünkü fiyat artış bandının çok standartta ilerlediğini, bir FOMO artışında olmadığını görebiliriz. Fiyatları düşebilir. Aslında düşebilir. Hatta eğer ki geçen günkü dolar düşüşü olmasaydı muhtemelen şu anda TL bandında fiyatının 420-430 liralarda olması gerekiyordu. Ama bu fiyat artışının FOMO değil, normal standart bir fiyat artışı olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen zamanda bir 15-20 lira daha üstüne ekleyecektir. Çünkü bence indirim döneminin sonlarına gelmeye başladığımız için insanlar ya hazır bu fiyatlardayken alalım, ilerleyen günlerde artabilir diye piyasadan da çekiyor olabilirler. İkinci ve en büyük sürpriz Gamer Legion. Ben Gamer Legion'ın bu kadar büyük bir fiyat artışına gidiyor olmasını hiç normal bulmuyorum. Normal şartlarda Gamer Legion holo çok güzel bir holo olsa bile Gamer Legion'ın ortalama normal fiyat bandı benim kendi şahsi görüşümce 150-160 lira bandında olması lazım. O da indirim dönemindeki prime haliyle. Yani neden örnek vereyim size? Mesela Fluxo şu anda aslında Gamer Legion'dan çok çok daha iyi bir hype'a sahip. Ama nedense fiyat bandı aynı şeylerde değil. Gamer Legion'ın açıkçası şu fiyat yükselişi bir FOMO fiyat yükselişi. Ama nedense çıktığı 208 liralardan 200 liralara düştükten sonra 211 bandına kadar çıktı. Belki öğlen saatlerinde tekrar bir düşüş yaşayabiliriz. Ama eğer ki büyük bir sürpriz olmazsa akşama kadar 240 bandına kadar çıkmış olmasını görme ihtimalimiz var. Gamer Legion dediğim gibi büyük bir sürpriz. Aslında teknik olarak fiyatların bu kadar absürt artmasının nedeni piyasada sadece birer tane olması. Yani şu 211'i bir tane çekince 215. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taneyi çeksen 230 bandına çıkacak. Bizi asıl ilgilendiren buff fiyatı. Birazdan ona da geleceğim en son tabii ki. Ve son olarak da Medayri iftarımız, artık nasıl söyleniyor bilmiyorum, Fanatik'e gelelim. Fanatik gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Tüm zamanlarda eğer ki bakarsanız indirim döneminde 70 lirayla başlayan sticker şu anda 178 lira, hatta 180 lira diyebilirim. İndirim döneminden bugüne 110 lira koydu üstüne. Hatırlarsınız ki Fanatik'in çok deli para kazandıracağını söylemiştim. Nitekim hiç şaşırtmadı. Daha indirim bitmeden kendisini 1.5x yapmayı başardı. Ben açıkçası Fanatik'in önünün açık olduğunu düşünüyorum. Diğerlerine nazaran daha fazla kazandıracağına eminim. Yani Gamer Legion bile indirim dönemini 100 lira üstünde başlayıp şu anda 200'ün üstüne çıktı.
Fanatiğe bakarsanız 70 liralardan başlayıp şu anda neredeyse 180 lira bandına çıktı ki bu 180 bandına çıkıp kesinlikle gün sonuna kadar 200 bandına çıkacaktır. Tabii ki benim kendi şahsi görüşüm. Ama dediğim gibi aradaki fark biraz korkutmuyor değil. Eğer ki Gamer Legion'a bakarsanız 211 lira sell varken 207 lira buy var. Aslında teknik olarak şu anda bu sticker'ı hype'liyorlar. Bu sticker'ı pump'lıyorlar diyebilirim. Yani bu sticker'ı fiyatını yükseltiyorlar. Ama mesela Fnatic'te öyle değil. 178 lira sell'i varken 168 lira buy'i var. Şimdi bir de buff fiyatlarına, nakit fiyatlarına bakalım. Yükseliş gerçekten normal bir yükseliş mi? Yoksa sadece Steam'deki bir balon mu? Şu seçtiğim 3 tane sticker'a bir de Price Empire üzerinden fiyatlarına bakalım. Furya'daki yükseliş normal şartlarda görünüyor. Ay başına 9.62 dolarla girdikten sonra şu anda ayın bitişindeyiz neredeyse. Bir aylık süreçte üzerine 4 dolar bandında bir para koymuş. Şu andaki nakit fiyatı 12 dolar 89 sent, 12 dolar 90 sent. 13 dolar bandına çıkacaktır. Hemen arkasında Fnatic Holo'ya bakalım. Fnatic Holo ay başında başladığı fiyat bandı 4.25. Şu andaki güncel fiyatı 5.77. Yani nereden bakarsanız ay başından bu yana 1.5 dolarlık bir para kazandırmış. Biliyorsunuz biz şu anda indirimin 66-67. Günlerindeyiz. Yani neredeyse indirim döneminin bitişindeyiz diyebilirim. O yüzden fiyat bandı gerçekten çok iyi durumda. Gamer Legion son olarak ay başında 5.71 ile başladığı yerde şu anda 7 dolar. Aslında teknik olarak 6.79. Yani üstüne 1.20 dolar koymuş diyebiliriz. Peki son dönemdeki hype balon mu? Aslında teknik olarak şuradan baktığınız zaman 5.77'den 7 dolara kadar çıkması sanki bir balon değilmiş de normal fiyat artışıymış gibi görünüyor. Genel olarak imzalar haricindeki hololarının hepsi yükselişte. Sadece Moz çok büyük bir değişiklik göstermiyor. Hemen şuradan Steam piyasasına da bakalım. Steam'deki fiyatı 455 lira satış, 449 lira buy'i var ama şunu da söyleyeyim. Mesela örneğin ona en yakın fiyat bandı şu anda sanırım Furya'da, evet. 400 liraya dayandı Furya. Yani ilerleyen günlerde bir Moz Furya kavgası görebiliriz gibi hissediyorum. Aralarındaki supply durumu da çok absürt değil. O yüzden neyi göreceğimizi şu anlık kestiremiyorum. Dediğim gibi son dönemlerde çok büyük bir artış oranı var. Pain Gaming'i de kaçırmayalım. Pain Gaming de güzel bir artış yakaladı. Elinizde varsa bu holoları satmamaya çalışın. İndirim dönemine 118 lirayla başlayan sticker şu anda 160-170 lira bandında. Gün sonunda 190 lira bandını görecektir. Eğer ki Price Empire'dan bakarsanız 5.33'ten 6.18'e bir fırlama görebilirsiniz. Hololar güzel kazandırdı. Sadece hololara özel değil, genel olarak Paris çok güzel kazandırdı. Umarım daha fazla kazanırız diyelim. Peki sizce ne olur? Bu fiyatlar balon mu? Aşağıya yorumlarınızı bırakmayı, 10K yolunda da beni desteklemek için kanala abone olup videoya like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Levia kaçar.